Çevre kirliliği ve yılan balığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Geçen hafta sonu da yine her zamanki gibi Manisa, Ege ve Marmara kıyılarında bir gezinti yaptık. Yani bizim arkadaşlarla. Bafa Gölü'ne kadar gittik. Bafa Gölü'ne bırakılan kimyasallar yılan balığının oranını çok çok azaltmış. Yılan balığı tazesini getirecektim ama getiremedim, öldü. Allah rahmet etsin. Yılan balığı, bu gördüğünüz balık. Türkiye'nin evet, arkadaş oradan çağırıyor, oraya bakarsanız bir zahmet. Yılan balığı, evet. Gördüğünüz gibi yılan balığı Türkiye'nin birçok tatlı su göllerinde yetişiyor. Bu balık hiçbir balığa benzemez. Erişkin çağı, yumurtlama çağına geldiği zaman Saragossa Körfezi'ne gider. Meksika, Miami arasındaki bu körfeze gider. Orada Bermuda üçgeni, şeytan üçgeni denir. Burada yumurtlar, orada ölür. Gerisi geri gelemez. Orada yumurtadan çıkan yavruları 800 bin yumurta yapar bir balık. Yani 1 milyona yakın. Bunlardan gelebileni gelir. Nereye gelir? Annesinin doğduğu, yaşadığı yere gelir. Aynı bölgeye. Başka yere gitmez. Mesela Köyceğiz Gölü'nde yaşamışsa onu yumurtlayan balık oraya gelir. Aynı yere. Başka yere gitmez. Veyahut da Bafa Gölü'ndeyse Bafa Gölü'ne, Enez'de Dalyan mı Dalaman, orada bir göl daha var. Veya Enez'e gelir. Veya yani neredeyse oraya gider yumurtasını, yavrusu. Yavrusu çıktığında zaten şu kadar küçük bir şeydir. Yavaş yavaş metamorfoz denir. Yani tuzlu denizden tatlı göle gider. Yani balıkların birçoğu tatlı ırmaklarda yaşar, tatlı sulardan çıkar. Tuzlu büyük denizlere açılır. Bu da tam tersi. Tuzlu denizden yavaş yavaş tatlı suya giderek orada yaşar. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl her neyse. Tekrar yumurtlamak istediği zaman Bermuda üçgenine gider. Orada yumurtayı bıraktıktan sonra ölür. Geri gelmez. Onun ölüsünden yavruları beslenir. Enerjisini alır. Tekrar döner. Bafa Gölü'nde, Türkiye'nin birçok gölünde olduğu gibi Bafa Gölü'nde de çok büyük kirlenme var. Balıklar, bu balık çamurlu, kumlu toprağı sever. Çamurun içinde yaşar. Diğer balıklar çamuru sevmez, bu da çamurun içine yatar. Çamurun içini sever. Bu da çamurda yaşayan bir balık. Diğer balıklar bu kadar zarar görmüyor. Bu direkt çamurun içinde yaşadığı için ırmaktan gelen bütün fabrika artıkları, kirli sular, lağım suları vesaire direkt çamura, bu balığı ne yapıyor? Ölümüne sebep oluyor. Yılan balığı. Yılan balığı, ben Almanya'dayken arada sırada bunu, çok değerlidir aslında bu. Türkler yemiyor yılan balığını. Yılana benziyor diye yılan balığını Türkler yemiyor. Ama Avrupalılar, Asyalılar, Amerikalılar yiyor. Dünyanın en kaliteli balığı, en lezzetli balığı yılan balığıdır. Dünyada. Bundan daha lezzetli, daha faydalı balık yok. Ben Dalaman'ın, Dalyan'ın bir uzun bir plajı var. Bir tanıdığım Murat Bey beni oraya gezmeye götürürken köylerin içinden geçtik. İztuzu'nda orada bir küçük köy, eski Türkmenlerin gelip yerleştiği bir köy. Dedi ki bak burası bizim ev. Şurada da bizim komşumuzun evi dedi. Komşumla ilgili bir hikaye anlatayım mı sana dedi. Anlat dedim. Yılan balığıyla ilgili bir hikaye anlatacak. Anlattım. Bu bizim komşu dedi 110 yaşında öldü. Allah Allah. Niye? Nasıl da bu kadar uzun ömürle yaşadı? Adam dedi 110 yaşında yaşadığına bakma. 90 yaşında 50 yaşındaki gibi dinç dedi. 90 yaşında 50 yaşındaki bir insan gibi dinçmiş. Ve 5. defa evlenmiş. İlk 4 tane karısının oğlu dedim. İkisini öldürdü, ikisini de kaçırdı. İkisi kaçmış, ikisini öldürmüş. 5. defa evlenmiş. 40 yaşındaki bir bayanla, 90 yaşındayken 40 yaşındaki bir bayanla tekrar evlenmiş.
Allah Allah, bunun hikmeti nedir dedim, yılan balığı. Şimdi bu turistler gelmişler, o bu yaşlı adam gençken ta Cumhuriyet zamanında turistler gelmiş, yılan balığı, yılan balığı demişler, anlatmışlar işte Tarzanca. Yılan balığı almışlar, pişirmişler, yemişler. Faydalarını buna da anlatmışlar. Bu adam o günden sonra her gün o köyde çocuklar yılan balığı avlarlarsa kimse yemediği için buna getiriyorlar. Bu hemen kimseye götürün, bana getirin. Parasını peşini veriyor, alıyor. Hayatının sonuna kadar hep yılan balığı yemiş. Başka yılan balığı balık yememiş. O nedenle 5. defa evlenmiş. İlk 2 karısı ölmüş. Son 2 karısı kaçmış. Yılan balığı çok çok faydalı. Ama Türkler yılan balığı yemiyor. Yılana benziyor diyor. Evet, ben de bu çok çok faydalı yılan balığı Türkiye'de kritik bir noktaya doğru gidiyor. Yani yok olma tehlikesiyle. Çünkü göllere bırakılan artık sular, fabrika artıkları, lağım artıkları, binalar, evler, yolların artıkları kirletiyor. Çevre kirliliği had safhada. Eskiden Köyceğiz gölünde tonlarca, on binlerce ton Avrupa'ya satılırken şimdi bulunamıyor. Bafa'da yine öyle tonlarca satılırken yurt dışına şimdi çok nadir. Bafa'ya gittiğimde 2 tane yılan balığı bulmuşlardı. Aldım getirdim ama getirmesini bilemediğimiz için yolda öldü. Suyun içine koyduk ölmesin diye ama öldü. Evet, şimdi onu korumak lazım, korumaya almak lazım. Bunun için de çevre kirliliğinin önüne geçmek lazım.